Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben evinizin çiftçisi, YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün, hatta bu akşam, bugün diyorum. Bu akşam ayçiçek anızlarına gobre çekiyoruz. Uzun zamandan beri video çekemedik. Konuşmayı da unutmuş olabiliriz. Şöyle bakın, yaptığım işlemi biraz göstereyim size. Şurada ayçiçek sapları var. Şu şekilde kıyılmış vaziyette biz bunlara öncesinde bir tabi jubili falan çektik. Şu anda da gobre çekiyoruz arkadaşlar. Şu an saat kaç? Hemen hemen saat 9 çeyrek falan. Şöyle bir kameramı da sileyim tekrardan. Daha bir net görün. Arkamızda Özdökü'nün biliyorsunuz ki 20'li gobresi var. Traktörümüz TD85. Güzel bir ay ışığı manzarasında. Şöyle gobre çekiyoruz. Tabi ben buraya ilk önce bir deneme amaçlı geldim arkadaşlar. Şöyle 50 dekarlık bir arazi. Öncesinde tabi bir deneme amaçlı geldim. Bakalım oluyor mu olmuyor mu diye. Meraktan. Sonrasında gayet güzel oluyor. Şimdi bir traktörün içine geçelim. Böyle kısa bir video olacak bu. Çok da hazırlıklı değildim aslında. İş dönüşü geldim. Traktöre atladım. Gobleleri zaten babam takmıştı. Biraz bir yağlamasını falan yaptım. Sonrasında tarlaya geldim. İlk önce bu alana, şuradaki alan arkadaşlar. 3-4 dekarlık bir alan. Şöyle uzunlamasına gidiyor. Şuradaki anızdan sonra da böyle yukarı doğru gidiyor. O yüzden ben de önce de şey yaptım. Önce bir yanlamasını burada denedim. Şimdi de bu alanda böyle git gel şeklinde yapacağım. Yani normal ekiliş tarzında yapacağım. İkinin dördünde yapıyorum. Şöyle ikinci takviyenin dördüncü seri vitesindeyim. El frenimi indirdim. Önlerimi bağladım. Ve işleme başladım. Fazla çapraz vermedim. Fazla çapraz verince aşağısı kuru, oradan teke çıkartıyor. O yüzden ben de fazla çapraz vermedim. Şöyle bir şimdi burasının etrafını döneceğim. Hatta şuradan ortadan gireyim ya. Artık izgel şeklinde yapacağım için çok fazla incelemeyeceğim. Bakın saplar güzelce bir şekilde kıyıldı. Yani ekim işlemini hazırlıyoruz. Bugün 13 Eylül Cuma. Şu an saat 9 çeyrek. Buğday hazırlığının ilk işlemini sizinle beraber bu şekilde gobre çekerek yapıyoruz arkadaşlar. Tabii daha öncesinde ben buraya jubili falan çektim. Onları da işte dönüş falan böyle işte hep akşamları falan yapabildim. Bu yıl ayçiçeklerinden çok fazla beklediğimizi alamadık. Yine bu bölgelerden 150 kilo ortalama falan yaptık. Fakat diğer köylerde, diğer mevkilerde 60 kilo da biçtik. Hiç biçilmeyecek yere de girdik. Buna şükür diyeceğiz. Allah bereket versin diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu sene böyle oldu ayçiçeğinde. Bu sene bir tık geç ekenler sanki daha da bir avantajlı gibi geldi bana. Biz biraz erken ektik yerleri. Tabii bunun iklimini, şeyini, cartını, curtunu bilemezsin. Artık açık havalı bir fabrika burası. İklime müdahale edemiyoruz. Böyle şeyler olacak çiftçilikte. Her sene yeni bir şey öğretiyor çiftçilikte bize. Geçen gün 75 yaşında bir çiftçiyle konuştum. O da aynı bu kelimeyi kullandı. Dedi ki ben de 75 yaşındayım. Fakat her sene yepyeni bir şey öğretiyor bana. Her sene yepyeni bir tecrübe katıyor. Biz de bu şekilde tecrübeleniyoruz. Şimdi buraya buğday ekilecek arkadaşlar. Şuraya da kararsızım aslında. Bir
kısım hayvan gübresi çektik. Şöyle görüyorsunuz. Hayvan gübreleri falan çektik. Burası da buğday arası. Aslında aynı tarla burası. Bilmiyorum, belki burasını da buğday ekebiliriz. Buğday arası üstüne buğday arası. Çünkü burada toplamda 52-53 dekarlık bir arazi olacak. Burada arada kalan bir buğday arazisi istemiyorum. Şu an için belki burası arpa da olabilir. Bilmiyorum, tam olarak karar vermedim. Tabii hayvan planlaması yapacağız. Bu hayvan planlaması nasıl olacak? İşte ne kadar hayvan bakacağız? Ne bakacağız? Büyükbaş olarak besit arasını bakacağız, süt deneyimi bakacağız. Ona göre de tabii bizim ekim planımız şekillenecek. Bu sene ovalara daha çok ot ekmeyi düşünüyoruz. Eğer balyalamasını falan filan yapabilirsek rahat bir şekilde. Çünkü traktöre bir kepçe ve balya şişi de geldi. Eğer öyle bir imkanı olursa burası arpa veya buğday olabilir. Diğer yerlerde, başka yerlerde arpa olabilir. Bakalım, artık ekim planlamasını bu şekilde yapacağız. Şimdi nereden girmiştik? Şuradan girdik. Evet, biz burada. Tarla bu şekilde git gel şeklinde ekildiği için cügülüyü de bu şekilde çektik. Tabii illaki toprak çatladığından dolayı veya işte böyle ekim makinesinin karıklamasından dolayı illaki ayçiçek sapları biraz böyle aralara falan düştü. Onlar da iyi kıyılmadı. O yüzden ben de iki seferde işlem yapıyorum. İlk önce bu şekilde işlem yaptım. Yani ekimin tam tersi yönde işlem yaptım. Şimdi ekim yönünde işlem yapıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi, mesela şöyle gösterebilirim size. Şimdi birazcık yakınlaşalım. Bakın, şurası iki defa işlenmiş. Bir bu şekilde git gel şeklinde yapıldı. Bir de böyle git gel şeklinde yapıldı. Burada bakın mesela ne kadar güzel bir sap kıyımı gerçekleşmiş. Ama burada hala da kıyılmayan saplar var. Şimdi şu saplara da gobleler bunları böyle böyle kıyacak. Gayet de güzel bir toprak hazırlığı olacak. Daha önceki senelerde bir tık daha geç yapıyorduk bu işlemi. Tabii daha öncesinde güzel biraz yağmur da yağdı. Kaç litre yağdığını bilmiyorum ama tahmini herhalde bir 15-20 litre veya 25 litre falan bir yağış aldı. O üstündeki kuraklığı da attı. Goblenin de güzelce bir toprak işleyebileceği derinliği veya işte kabarmayı yakaladı diyelim. O yüzden de böyle bir iki defa yapacağım. Çok fazla teke çıkartmasını istemiyorum. Çünkü kırmak, parçalamak çok zor olacak. O yüzden çaprazları açmadım. Şu an normal ikinci deliklerde bir çapraz var. O da zaten yetiyor. Fazla toprak çıkarmam bir halim yok. Zaten yağışlar büyük ihtimal daha devam edecek. Bu 10 günlük süreç boyunca bir 50 kilogram yağış gösteriyordu. Bu 2 gün önce 30-35 litrelere falan düştü. Şu an baktığımızda da yağışın 10-15 litrelere gerilediğini gördük. Yağışların kayması bizim için dezavantaj. Özellikle şimdi bu dönemlerde kanola ekimleri falan oluyor. Ben de kararsızım. Eksen mi ekmesem mi, bir 25 dekar, bir 30 dekar kadar, yani bir 20 dekar kadar. En azından denemelik, çünkü daha önce hiç kanola ekmedim. Belki ben de bir kanola macerasına atılabilirim. Bilmiyorum şu an. Gerçi ayçiçeği çok fazla yok bu sene. Az bir ayçiçeği olacak. Ama bilmiyorum, gene de kararsızım. Daha bir ekim planlaması yapmadık. Ama yakın zamanda yapmam gerekiyor. Traktörümü özlemişim. Çoktan beri de video atamıyorum. Sizlerle de muhabbet, sohbet etme imkanı bulamıyoruz arkadaşlar. Ama artık böyle parça parça ufak ufak videolar çekip sizlerle paylaşacağım. Bu kaçıncı bunu değişim bilmiyorum sezon boyunca ama malum çiftçilikçi belli olmuyor. Her zaman video editleyemiyorsun. Ama en azından bu telefonla bu şekilde çekip sizlere de yaptığım işlemi göstermek benim açımdan da keyifli bir an. İnşallah sesim güzel geliyordur. Bu videoyu attıktan sonra
bir yaka mikrofonu alıp, yani var zaten yaka mikrofon da, ama yaka mikrofonuna takıp öyle bir video atarım belki. Yine bir sesine falan bakmam lazım. Bu videoluk yani bunu mazur göreceksiniz. Şimdi hangi buğday çeşitlerini ekeceğiz, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? O konuda birazcık kafamız yine karışık. Bir 6-7 çeşit buğday ekebiliriz. Lütfen yorum kısmına siz de bu sene hangi buğday çeşidini ekeceksiniz? Veya hangi ayçiçeğini ekeceksiniz? Hangi kanola çeşitlerini ekeceksiniz? Bunları da yazın arkadaşlar. Bunları da merak ediyoruz. Lütfen hep beraber bu yorum kısmında bir muhabbet, sohbet başlatalım. Evet arkadaşlar, 10 dakika 49 saniye oldu videonun süresi. Ben ufak ufak videoyu sonlandırayım. Artık bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum kısmına da görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Ben biraz daha burada iş yapıp ondan sonra evime gitmeyi planlıyorum. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.